Senin şehrinden herkese merhaba. Ben hem sizin için hem kendim için gezmeye devam ediyorum. Bu hafta ülkemizin güneydoğusundayım. Harika bir şehirdeyim. Olağanüstü bir kültürün içindeyim. Harran Ovası'ndayım. Suriye sınırındayım. Şanlıurfa'dayım. Peygamberler şehri Şanlıurfa'dan senin şehrinle karşınızdayım. Urfa, Asurlular, Medler, Persler, Makedonyalılar, Roma ve Bizans imparatorluklarının şehri oldu. Bilinen en eski ismi Edesa'ydı. Edesa da eski Yunanca'da bol sulu anlamına geliyordu. Süryaniler Edessa yerine Urhay demişler buraya. Bir görüşe göre Urfa Urhay'dan türemiş ama bir başka görüşe göre de Arapların söylediği Ruha ismi zaman içinde söylene söylene Urfa'ya dönüşmüş. Urfa'ya 1984 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla şanlı unvanı verildi. Bu unvanın verilmesindeki sebep şehrin milli mücadele yıllarında gösterdiği büyük çabaydı. Urfa'nın bütün posterlerde her yerde yer alan mutlaka en çok ziyaret edilen noktası Balıklı Göl, hemen yanında da Ayn Zelha Gölü. Siz daha Arap aksanıyla yani söylüyorsunuz Mehmet Hocam. Ayn Zelha diyoruz. Ayn Zelha. Aslında arkamızda duran göle de Balıklı Göl demiyoruz. Turizm dilinde Balıklı Göl olarak dili geçiyor. Evet. Ama halk arasında biz buraya Kaynurrahman Gölü diyoruz. Halk arasında Urfalılar arasında diyelim. Urfalılar Kaynurrahman Gölü diyor. Kaynurrahman Gölü de ne? Yani Allah'ın dostunun gölü. Milattan önce 2000'ler bölge paganizm inancında gök cisimini tanrı olarak kabul ediyorlar. Hazreti İbrahim'in annesi hamile kalıyor. Hamilelik herkesten gizleniyor. Hemen Balıklı Gölü'nün yan tarafında bulunan Dergah Camisi içerisinde Mevlid-i Halil Camisi, Mevlid-i Halil Mağarası dediğimiz bölgede, yani Hazreti İbrahim'in doğduğu mağarada doğum gizlice gerçekleştiriliyor. Anne yaşamış olduğu bölgeye geri gidiyor. Çünkü dönemin kralının bir rüya gördüğü, rüyada bir yıldızın doğduğunu ve krallığına son verdiğinden bahsediliyor. Bunun üzerine doğum gizlice gerçekleştiriliyor. Çocuk mağarada bir müddet kalıyor. Artık yetiştikten sonra mağaradan çıkıyor. Anlatılan bazı rivayetlerde önce gök cisimlerini tanrı olarak kabul eder. Sonra bunları yöneten ilahi bir kudretin olduğuna iman getirdikten sonra bunlarla savaşmaya başlar. Bunlarla savaşınca dönemin zalim kralı Nemrut tarafından cezalandırılması istenir. Evet. Ceza biraz şahşahalı olacak ki diğer halka örnek olsun. Evet. Onun için Urfa bölgesinde mesela ateş yakılması yasaklanıyor. Ateş bu bölgede yasaklandığı için, ufak bir dipnot geçeyim buraya, çiğ köfte oradan çıkıyor. Ateş yakılması yasak, ceylan eti ve bulgur karıştırılaraktan yapılan bir yemek, çiğ köfte o günden bugüne Urfa bölgesinde yapılan bir yemek çeşidi olarak geliyor. Urfa bölgesindeki bütün odunlar buraya toplanıyor. Hazreti İbrahim kalenin bulunduğu bir bölgeden, o zamanlar kale yok çünkü kalenin yapımı yaklaşık milattan sonra 800'ler, kalenin bulunduğu bölgeden buraya bir mancınık yardımıyla atılıyor. Mancınık yardımıyla atıldığında Allah tarafından ateşe emir geliyor. Hazreti İbrahim'e serin ve selamet ol diye. Hazreti İbrahim bir güvenli alana düştükten sonra buradan çıkar, kendi akraba ve taraftarlarıyla, kendisine inanan insanlarla birlikte Harran bölgesine gittiği yönünde bilgiler var. O ne güzel bir hikaye. Yani bütün yüzyıllardır değil mi? Ağızdan ağza uzayan, anlatılan, hala çok sevilen ve kesinlikle burada bir hissiyat var. Bir şey var burada değil mi? Tabii içinde olduğumuz için belki o ruhani bir hava bize çarpmıyor ama dışarıdan gelen misafirlerimiz böyle bir farklı bir enerjisi olduğunu söylüyor. Böyle. Kesinlikle farklı bir enerjisi var. İyi ki bugün buraya geldik Mehmet Hocam. Eyvallah, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Urfa'da çok güzel bir proje vardı. Aşağı yukarı 20 yıl falan önce başlamıştı. Urfalı çocuklar tarihi yerlerde bütün hikayeleri anlatırlardı. Üstelik değişik dillerde, öyle değil mi? Evet. Şimdi ben İzzet'e rastladım burada. Evet. İzzet dedim, çocuklar nerede? Abi o çocuk bendim. Benle konuştun, hatırlamıyor musun dedi. Evet. Bir 10 sene, 12 sene evvel evet, senle konuştuk. Evet, şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 25 yaşındayım. Urfa, artık anlatmıyor musun? Hoş bulduk, hoş geldiniz.
Anlatmıyor musun artık? Anlatıyoruz. İngilizce. Ama çocuklar Türkçe. Nerede şimdi? Biz büyüdük. Siz işte. Büyüdük. Evet, çocuk yok. Büyüdük. Yeni çocuk gelmedi. Şu anda yok. Şu anda gelen misafirlere yine o şekilde gelen misafirlerimize anlatıyoruz. Zaten bizi büyüten ve bu duruma getiren Sayın Emniyet Müdürümüz Kutlay Çelik'e çok teşekkür ederiz. Ya evet, Emniyet Müdürümüz vardı, evet, bu işi o, yapan. Evet. Ne güzel bir projeydi, evet, o. Ve güzel size bir eğitim verildi, evet, değil mi? Şu anda da istiyoruz, öyle bir proje istiyoruz. Şu anda Sayın Valimiz, inşallah belediye başkanlarımız, o yönden Emniyet Müdürümüz de çalışma yapacak. Şimdi ne iş yapıyorsun? Gelen misafirlerimizi gelen... Devam ediyorsun, evet, yani o işi. Yapıyoruz. Ne anlatıyorsun? Sadece gölü değil ama Urfa'nın tarihini de anlatıyorsun. Urfa'nın hikayesini anlatıyoruz işte. Hazreti İbrahim'in Nemrut bir gün rüyasında bir erkek çocuk doğacağını, o doğacak çocuk İbrahim Aleyhisselam'ın. Nemrut Hazreti İbrahim'i iki tane mancınıklardan ateşe atmadan evvel Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresi 69. sayfasında bu ayet çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nari kuni berden ve selamun ala İbrahim. Yani bunun Türkçesi ay ateşi İbrahim geliyor. İbrahim'i yakma, üstüne serin ve selamet ol. Halkı, özellikle kadınlar o kadar renkli, o kadar pullu, allı, parlak şeyler giyiyorlar ki inanamazsınız. İnsan aslında içi açılıyor. Yollarda kadınlar böyle rengarenk, pullu, allı kıyafetlerle, tuvaletlerle falan yürüyorlar. İşte buranın da böyle bir geleneği var. Urfa, Harran, renk, renk, renk. Şanlıurfa tipik bir ortaçağ kenti. Büyük kapalı çarşıyla desteklenmiş bir çarşı şehrin ortasında, civarına doğru şehir yayılmış. Hala koruma altına alınmış, çok iyi kalmış binalar var tek tük de olsa, ama her şeyin en ortasında, merkezinde bu çarşı var. İbrahim, Kazaz ne demek? Burası Kazazcılar Çarşısı. Kazaz demek eskiden Halep'ten burada yün, deve yünleri, pamuk yünlerinden yapılan dokumacılıktır. Hangileri mesela? Şu ismi Hışvalı'dır. Hışvalı. Evet, kök boyayla tahta tezgahında işleniyor. Nereye takılıyor bu? Bu eskiden ninelerimiz başörtüsü olarak kullanılırdı. Belki görmüşsünüz, sıra gecelerinde bel kuşağı olarak kullanılır. Evet. Yani bu hep gördüğünüz tahta tezgahında işleniyor. Hı hı. Yani kazazcılık bunun üzerinde geliyor. Kazaz demek bir de şu. Bunlar hepsi el emeğidir, göz nurudur. Bizim erkekler şöyle puşu üzerine, isterseniz bir denemesini de yapalım başınıza. Peki. Urfa'ya gelenin başını bağlıyoruz. Urfa'ya gelenin başını bağlıyorsun, peki. Şöyle aldınız. Şimdi ben o zaman... Sen otur da güzel anlatsana bana. Tabii. Ya. Hadi otur iki dakika. Şimdi diyorsun ki bunu böyle verirsen ben sana doldurmaya devam edelim. Aynen. Şöyle verirsen. Teşekkür ediyorum. Düşünüyorum anlamına geliyor. Peki yere koyarsan bunun yere cezasını. Yere konulduğu zaman bana hakaret etmiş olursunuz. Hakaret. Aynen, ben hizmetinizde memnun kalmadım. Fincanı yere bırakarak bana hakaret etmiş olursunuz. Asla etmem. Bunu böyle teşekkür yukarıda ederim. Tutuyorum o zaman. Hakaret ettikten sonra onun tabii bir bedeli olacak sonuçta. Siz bir ağa ve paşasınız veya. O bedel de mesela ben bekarsam beni evlendirirsiniz. Evliysem içine altın doldurup verirsiniz. Günümüzde altın pahalı olduğundan dolayı nacide gönlünüzden çeyizimi hazırlık ne kopup döp bitiriyoruz. Güzel söylemişsin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gerçekten yani değişik bir tat. Ağır bir kahve. Çok eski bir kahve. Eski bir kahve. Adet de çok eski bir adet. Adet de eski adet. Evet. Yani öyle hani kolay içilmiyor, böyle doldurayım kocaman bir kahve. Tabii. Fincanıyla içeyim diyemezsin, hayır, ama. Hayır. İçince çok az bir şekilde ikram ediliyor. İyi geliyor. Tabii ya. Faydaları çok. Faydaları çok. Mırra kahvesinin faydası çok. Böbrek taşına olsun, romatizma olsun. Ondan sonra insanı dinç ediyor. Özellikle yolculukta mesela. Burada mesela kamyon şoförleri, tır şoförleri sürekli yanlarında bir şişe bulunduruyor. Tabii ya. Okey, peki. Bugün çok ihtiyacımız var. Bütün ekip mırra içiyoruz afiyet o zaman. Afiyet olsun, tamam, efendim. Mı? Teşekkür ederim afiyet sana. Afiyet olsun. Urfa'daki yemek kültürünü aslında iki ayrı ana akımda inceleyebiliriz. Bir tanesi kebap ve yanındakiler, bir de yerel yemekler. Biz şimdi kebap tarafındayız Müslüm. Elimde de kebaptan önce yenen Urfa'nın en güzel yemeği bence bostana. Evet. Sen hazırladın bunu, ellerin hazırladım dedim, evet, biraz önce. Evet. Ne var içinde? Urfa yöresine aittir. Bostanda yetişen hemen hemen her şey. Tüm yeşillikler,
sebzeler mevcut içerisinde. Yani salatalıktan semizotuna, semizotundan soğanına, maydanozuna, nar ekşisi, nar tanesine kadar her şey mevcut içerisinde. Biraz zeytinyağı var mı? Yok gibi sanki. Zeytinyağı kullanmıyoruz biz. Çok taze taze evet. Gelen çok güzel bir his. Ev isotuyla. Ev isotuyla. İsotumuz zaten burada. İsot demek biber demek Urfa'da. Şimdi her Urfalı lahmacun sever değil mi? Evet. Gavurdağı. Çok severim. Evet. Bunun adı? Semsek. Semsek. Buna başka şehirlerde başka bir şey diyorlar. Bu nedir? Bu lebeni çorbası. Genelde yazın tüketilen bir ürünümüz olan. Lebeni çorbası. Evet. Doğal yoğurtla yapılıyor. Kaynamış buğdaydan yapıyoruz. Şimdi Harran'dayım. Burası bölgede bilinen en eski yerleşim bölgelerinden biri. Urfa merkeze aşağı yukarı bir saat uzaklıkta. Harran'da şimdi kazı merkezini ziyaret edeceğim. Sonra bilinen en eski camilerden birini göreceğim. Harran evlerini ve bereketli toprakları sizlere anlatacağım. Buralara yapacağınız bir gezide Harran'ı mutlaka görün, öyle dönün. Şu güzelliğe bakar mısınız? Burası Harran Ovası. Bölgenin, ülkemizin, hatta Mezopotamya'nın en bereketli toprakları burada. Ne ekseniz bitiyor. Pamuk deyin pamuk, meyve deyin meyve, domates deyin domates. Tabii son yıllarda biraz yanlış tarım uygulamalarıyla yer yer toprakta tuzlanmalar var, yer yer bozulmalar var, yanlış gübreler var falan ama onlar olduğu halde bile hala olağanüstü. Suriye sınırına kadar devam eden bir bereket abidesi Harran Ovası. Yani insan görünce kesinlikle kendinden geçiyor. Bir rehabilitasyon, bir tedavi, bir meditasyon adına ne derseniz deyin. Buraya gelince o dediğim şeyi yapın. Urfa demek, isot demek ama isot ayrı bir şey değil. İsot aslında şu. Kırmızı biberin adı isot. Kırmızı biber değişik şekillerde kurutuluyor ve değişik renklerde birçok pul bibere dönüşüyor. Bunların da fiyatları farklı, isimleri farklı. Evlik başka, ev tipi yaprak başka, evlik usul pul biber başka, ipek başka, çiğ köftelik başka, kebaplık başka, her türlü başka. Şimdi Urfalı olunca bunları biliyorsun. Urfalı olmayınca bilmiyorsun. Ben şimdi öğreniyorum. Reşat'a geldim. Reşat bana her şeyi öğretecek. Gelin. Önce şununla başlayayım. Evet. Sen buna reçel diyorsun, isot aynen. Reçeli. Ama bu aslında reçel değil, acı bir şey. Acı biber salçası, evet. Acı biber salçası ve nasıl yiyoruz bunu? Bunu bu şekilde yiyebilirsiniz. Ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz. Tavada yağda kızartıp yiyebilirsiniz. Tostun içine sürebilirsiniz. Fasulyede, kuru fasulyede kullanabilirsiniz. Biz buna reçel dememizin sebebi, bunu kahvaltılarda biz tüketiyoruz. Şöyle bunu tereyağında biraz kavur. Üzerine iki tane yumurta kırmızı. Çok acıymış ama çok güzel. Çok güzel ama. Rahatsız etmiyor. Anadolu'nun yerli biberi rahatsız etmiyor. Lezzetli. Abi inan biz biber yemediğimiz zaman aç kalıyoruz. O gün doymuyoruz. Mesela Türkiye'de en az kanser hastası da Urfa'da. O da biberdendir. C vitamin oranı yüksek. Avcı toplayıcı toplumların ritüellere de önem verdiğini, dinin ve tapınakların zannedildiğinden çok önce başladığının kanıtı burası Göbekli Tepe. Ben söylemiştim zaman zaman böyle yemek tarifleriyle hatta yemek yaparak programın arasına gireceğim çıkacağım diye Eyüp Usta'm. Şıllık tatlısı, Urfa'nın tatlısı çok hafif bir tatlı dedin. Yani gene tabii içinde hamur var ama neden hafif? Bu hazırladığımız krep hamuru. Evet. İçinde süt, yumurta, bir miktar su, bir hafif bir tutam da şeker mevcut. Bunun önce krepini döküyorsunuz. Evet. Ondan sonra ceviz sarıyorsunuz. Sonra kesip dilimliyorsunuz. Üzerine mi fıstık en koyuyoruz? En zor fıstığı süslemek amaçlı üzerine döküyoruz. Yani hafif bir tatlı. Hafif bir tatlı. Ama baklavaya göre hafif. Önce yağlıyoruz. Evet, önce yağlıyoruz. Tavayı yağlıyoruz.
Sağ ol usta. Efendim Urfa'nın tatlısı sizin için yaptım. Keşke imkan olsaydı da şöyle camı delip size takdim edebilseydim. Müzenin içinde böyle bir eski Urfa evi var. Hayatlı ev diyorlar. Hayat demek avlu demek. Bütün hayat aslında burada geçiyor. Zaten sıcak iklim. 8 ay, 9 ay, 10 ay ev hayatta. Ana yaşam mekanları, ana yaşam odasında da yakın geçmişin hayatı herhalde sahnelenmiş. Ben de sizle beraber göreceğim. Evin mutfağı. Mutfak kültürü düşünsenize, kaç medeniyetten kalıntılar var mutfak kültüründe. Kuru dolma, çiğ köfte, semsek, bunları biliyorum. Kemeli kebap, keme çıkmamış daha. O hani özel mantar var ya, gece suda bekletiliyor, ondan sonra ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılıyor. Diğer kebaplar gibi etle beraber dürüme, içine yeşil soğan, maydanoz ve isot eşliğinde sarılarak yeniyor. Söylerken bile ağzım sulandı. Urfa'nın yüzyıllardır yaşayan geleneği sıra gecesi. Aslında daha çok erkekler bir araya geliyorlar değil mi? Daha çok kış aylarında. Ama şimdi turizmle beraber bu artık yayıldı. Ve burada onlarca sıra gecesinin yapıldığı konuk evleri var. Biz bunlardan birindeyiz. Urfa Büyükşehir Belediyesi Ahenk Sıra Gecesi grubu. Aziz ustam çiğ köfte yapıyor. Bu da bir başka gelenek. Sıra gecesinde çiğ köfte yenir. Dövülmüş etle. Bulgur ve türlü baharatlar. Ya şu isotun yarısını da koydu. Ben burada en yakından şahidim. Aziz Usta ter içinde kalıyor. Ama o çiğ köfte çok güzel bir şekilde yoğrulacak. Ve türkülerden, şarkılardan ve böyle bir birliktelik ruhundan sonra da acı acı yenecek, öyle değil mi? Ağzınıza sağlık. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Hep birlikte dinliyoruz. Alfeti. Urfa'nın en uzak ilçesi. Aşağı yukarı 2 saat sürüyor merkezden gelmek. Ama kesinlikle değer. Mutlaka gelmeniz lazım. Birecik Barajı ile Fırat Nehri'nin suları altında kaldı barajı yapımı sırasında. İlçenin aşağı yukarı %80'i şu anda Fırat Nehri'nin suları altında. Batı şehir. Burası bir batık şehir. Bir tarafıyla da camiler, devlet binaları, okullar, evler, mezarlıklar, her şey suların altında.
ilçe 15 kilometre öteye taşındı. Ancak şimdi de bambaşka bir güzellik çıktı ortaya. Tekne gezintisi yapılabiliyor ve bu olağanüstü manzaralar seyrediliyor. Çok gizemli, çok mistik, çok başka bir yere dönüştü burası. Halfeti Çitta Slow Birliği üyesi, bir yavaş şehir. Burada koşmayın yani. Bir de bir şey daha var. Burası karagülleriyle meşhur. Karagül belli mevsimlerde çıkıyor. Şu anda sadece kurusu var ve yapması var. Ama fidanlarını buradan alıp istediğiniz şehirde, evinizde, balkonunuzda üretebilirsiniz. Arkamda Rum Kale'yi görüyorsunuz. Rum Kale aslında Gaziantep'e bağlı ama olağanüstü güzellikte bir köy. Mutlaka görmek lazım. Halfeti'ye geldiğiniz zaman yapacağınız tekne turunda Rum Kale'yi de görüyorsunuz. Rum Kale Hristiyanlık tarihinde çok önemli. Yohannes'in İncil'i burada çoğalttığı söyleniyor. Söylentilerden biri de bu. Ayrıca biraz sonra suların altında kalmış cami minarelerini, hayatları göreceğiz. O da her zaman Halfeti gezisinde beni çok derinden yaralıyor. Birçok hayat, birçok anı, birçok hayal suların altında kalmış. Ama şimdi görüyoruz, ufak ufak gölgelerini hala hissediyoruz onların. Yani aslında yok olmamış gibi biraz da. Urfa Büyükşehir Belediye Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel sizle burada buluşmak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Evet. Ya şuraya bakınca başkanım, ben heyecanlanıyorum. Herhalde 30 sene önce ilk kez geldim Urfa'ya. O zamandan beri de hep geliyorum. Burası sanki doğal bir turizm cazibe merkezi değil mi? Fatih Bey, biz şöyle diyelim. Burası aslında Urfa Açık Hava Müzesi diyebiliriz. Şimdi burada kalenin yanında duruyoruz. Şu kale, geçen kazılar için geldiğimde kazıları yapanlar diyor ki biz kazının sonunda Neolitik döneme dahi çıkacağımızı düşünüyoruz. Her katta bir medeniyet var diyorlar. Ya. Evet, kazılar devam ediyor. İnşallah burada da sürpriz şeyler çıkacak insanlık için. Göbektepe hemen 12 kilometre ötemizde, evet. Göbektepe bulmakta, evet. Ama şurası, bakın şu gördüğünüz mağaralar Roma devrinden kalma. Bu mağaralar içerisinde bir takım mezarlar bulunmakta, şehrin merkezinde. Biz burayı gecenin ışıklandırıyoruz. Evet, İnşallah gecede, evet, bir görüntü alırsınız. Hemen bu taraf, sağ taraf da eski Urfa dediğimiz Urfa. Hı hı. Bu kısımda da çok miktarda tescilli ev bulunmakta. 2000'e yakın da tarihi ev bulunmaktadır. Evler şu anda restore edilmekte. Urfa, yine Urfa'ya rakip. Hemen Göbektepe'den daha eskisi var mı diye düşünürken hemen yakında Karahan Tepe çıktı. Karahan Tepe'de herhalde 500 yıl daha öncesine gidebiliyoruz diye düşünüyorlar. Şimdi Urfalılar şöyle diyor, bu çekim diyorsunuz ya, sabah gidip Ankara'ya ve İstanbul'a gittiği zaman akşam dönmek istiyorlar. Evet. Urfa'nın böyle bir çekimi var. İşimi bitirince diyor, hiç kalamıyorum başka bir şehirde, hemen şehrime dönmek istiyorum. Biz de bunu yaşıyoruz. Hele bu bulunduğunuz bölge, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılıp ateşin de suya ve bir balıklara göle ve bir bahçeye dönüştüğü, evet, yer. Urfa neden çekim merkezi olmasın ki? Burası bir duygu şehri, bir sohbet şehri, bir hoşgörü şehri, bir sevgi şehri. Bu sevgimiz, hoşgörümüz sanata dönüşmüş, sese dönüşmüş. Bazen bir ağaçta oyma şekline dönüşmüş, bazen bir taşta dantel gibi örülmüş. Velhasıl kelam, Urfa böyle ayrı bir güzellikte. Başkanım, şiir gibi konuştunuz. Evet. O kadar güzel. İçinizin güzelliği yansıdı. Ne kadar güzel şeyler anlattınız. Sağ olun, teşekkür ben ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim. Yeni projelerde neler var başkanım? Kalen hemen aşağısında 300 tane konut vardı. Yine betonarme. Onlarla da sahipleriyle anlaştık. Tamamlı. Şu anda kamlaştırıp yıktık, bitirdik, hı hı, işimizi. Hı. Urfa'nın betonarme ile çevrili eski Urfa'yı açmaya başladık. Hemen ilerimizde yine turizm yolu, hı, açtık. Burada da kimle? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la Hazreti Eyüp'ü buluşturuyoruz. Burada bir turizm yolu açıyoruz. Ne diyebiliriz buna? Hazreti İbrahim'in cömertliği meşhur, Hazreti Eyüp'ün de sabrı. Cömertlikten sabra doğru bir yol alıyoruz. Şimdiye kadar sadece bu bölgede 140 milyon civarında bir yatırım yaptık. Bunları açmak zorundayız. Devam da edeceğiz.
Ama buna şunu da söyleyeyim, bir de Hazreti İbrahim bereketini katalım. onu da katalım. Hazreti İbrahim bereketini. Siz gücünüzü nereden alıyorsunuz herhalde? Halkın sevgisini nereden kazanıyorsunuz diye düşündüm. Görünce artık anladım başkanım. Onların gönüllerindeki gibi bir belediye başkanı oluruz. Onların gönüllerindeki hizmeti yaparsak bizim istediğimiz onların güzel bir tebessümü. İnşallah başkanım. Evet. Gençlerle projeler var mı? Bizim yaş ortalamamız 20.4. Geçen gün bir eve gittim. Dedim nasıl durum? Dedi başkanım dedi. Artık biz de dedi dönüşüyoruz. Ne yapıyorsun dedi. Az çocuk yapıyoruz dedi. Kaç tane var dedim. Beşe düştük. Beşer tane yapıyoruz. Az olan beş az, yani. Az olan beş. Ova'da mesela Akçakale Harran'da 9-9,5 çocuk ortalaması var. Bu nedenle de çok fazla gençlik merkezleri açtık. Devam ediyoruz. Geldikten sonra 16 tane gençlik merkezi açtık. Bütün kırsalımızda açtık. Bir de iki tane noktada büyük gençlik merkezi açıyoruz ki tam bunlar bir merkez oluşturacak diğer gençlik merkezlerinin. 40 tane salon sporları için yer açtık. Karate, judo. 23 tane kadın destek merkezimiz oluştu. Yani süratli bir şekilde kadına, gençliğe ve spora hizmet için yola çıktık. Efendim biz bir sporcuyu alırsak onu bir sürü kötü alışkanlıktan kurtarmış olacağız diye düşünüyoruz. Şimdi insanlığın atası buradaysa, bütün insanlık, hele benim atam nasıldı demek için Urfa'ya gelmek zorunda. Doğru. Şimdi Göbektepe'yi ele almamız gerekiyor. Göbektepe nedir? Göbekli Tepe farklı bir yer. Avcı toplayıcı bizim atalarımız öyleydi diye düşünürken bir baktılar ki taş yapılar ortaya çıktı. Üzerinde bir takım semboller ortaya çıktı. Hayır bunlar bizim düşündüğümüz gibi yaşamamış dediler. Yeniden tarihi ele almamız gerekir diye düşündüler. Nihayetinde burada insanlık farklı bir şey görmeye başladı. İlk insanın nasıl yaşadığını efendim mağaralarda yaşadığını düşünürken inanç merkezleri oluşturduklarını gördüler. Şimdi gelip de burayı görmeleri gerekiyor bir kere bir. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi suya dönüştürdüğü, odunu balığa dönüştürdüğüne inandığımız, kabul ettiğimiz bu merkezde insanlar balıkları elleriyle yem veriyorlar. Biraz önce de dediğiniz gibi ben burada farklı bir huzur duyuyorum. Farklı bir çekim var burada dediğiniz şeyi burada yaşayabiliyoruz. Neden? Şanlıurfa peygamberler şehri. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın, Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın buraya yansımaları var. O yansımada bir çekim oluşturuyor, farklı bir duygu oluşturuyor. Ve bu peygamberler gönüllere yansımış ve o gönüllerin ortaya çıktığı bir sevgi var, huzur var, hoşgörü var, farklı bir güzellik var. Yani lezzetin temelini görmek istiyorsak, turizmin, tarihin temelini görmek istiyorsak, kültürün temelini görmek istiyorsak, müziğin temelini görmek ve gelişimini anlamak istiyorsak bu derinlik Urfa'da var. Urfa'ya gelin. Evet. Gelin başkanım Urfa'ya. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi tarihin sıfır noktasından Göbekli Tepe'den veda etme vakti. Önümüzdeki hafta bambaşka bir şehirde karşınızda olacağım. Bambaşka bir şehre senin şehrin benim şehrim diyeceğim. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Bize yazmaya devam edin. Biliyorsunuz adreslerimi ekranda da şimdi görüyorsunuz. Önümüzdeki hafta bu saatte pazar günleri 16.15 Habertürk ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.